Merhaba arkadaşlar, PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 Mobile'da Salih kardeşimizin bize hediye etmiş olduğu hesabı sıfırdan kuracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz mobille ilgili bir cihaz sorunum vardı. İnşallah bu saatten sonra mobil videoları biraz daha fazla gelmiş olacak. O yüzden lütfen biraz daha motive edebilmek adına beni güzel bir like atmayı unutmayın. Diyelim arkadaşlar, takım yönetimi diyelim. Teknik direktör Soskayer, Salih bu kadroyu bana 1-2 ay önce verdi. Çok üst düzey oyuncular yok. Bir de Enes kardeşimizin hediye ettiği vardı ki yakında videosunu atmıştım. Şuraya da bir kart koyarım, oraya da girip bakabilirsiniz. O kadroyu kurmuştum. Bu iki kadro var elimde. Elinizde kullanmadığınız bol ikonlu iyi kadrolar varsa bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan pesyani88 kadroları sizden alabilirim arkadaşlar. Onları da kurabilirim. İsimlerinizde videolarda paylaşabilirim. Diyelim bu kadro ve öbür kadro arasında bir seçim yaparsanız videoyu izleyip hangisiyle maçlar atayım onu da sizler belirleyin arzu ederseniz. Bir bakalım arkadaşlar şimdi kadroda kimler var. Burada yedekleri görüyorsunuz ve burada da diğer oyuncular var. Şimdi kaleciye bir baktığımızda arkadaşlar burada çok fazla da bir alternatifimiz yok. Çok zengin bir geniş bir kadro yok. O yüzden Noya'da şöyle bir kaleye alalım arkadaşlar. 4-3-1-2 taktiğiyle oynayacağız. Tabi oynamaya çalışacağız. Çok fazla usta olduğumuz bir konu değil. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi defansif oyunculara bir bakalım arkadaşlar. Burada gördüğüm kadarıyla Boateng'i görüyoruz. Ve bir oyuncumuz daha var 95 overall'da. Bu ikisini şöyle bir alalım arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla bir alternatifimiz yok. Ve bu şekilde en azından iki defansif oyuncuyu da stoper olarak almış olalım. Sol bekte burada tek bir iki alternatifimiz var ama açıkçası Davis varken çok fazla da bir alternatif aramaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle şu Hector Bellerin'i de şöyle bir alalım. Zaten kadroyu kurduktan sonra yedeklere bakıp düzeltebileceğimiz, oyunu alabileceğimiz kimseler var mı? Bunu da kontrol etmiş olacağız. Şöyle 97 seviye Davis'i de alalım arkadaşlar. Dörtlü stoperi bu şekilde yapmış olalım diye düşünüyorum. Bu arada hemen de kaydetmeme gerek yok. Zaten oyun sonunda da kaydedebiliriz. O eli alışkanlığı olmuş oldu. Bu arada Kafu var 92'lik. Onu da beylerinle video sonunda düzenleyebiliriz, alabiliriz. Şimdi Patrick Vieira bir kere benim için bir vazgeçilmez isim. DOS'a çevireceğiz onu. İnşallah oluyordur. Göbekte 86 gözüktüğüne bakmayın diyelim. Buradan alabileceğimiz kimler var? Orta sahada Ricard'ı görüyoruz, Scholes'u görüyoruz, Guardiola var. Kimmich var arkadaşlar. Kimmich de çok iyi bir oyuncudur, joker bir oyuncudur. Messi'leri, Ronaldo'ları görüyoruz. Şuradaki yedeklerimize baktığımızda da burada da ofansif yönde oyuncuların daha çok kadroda olduğunu görüyoruz. Buradan şöyle yapacağım arkadaşlar. Ben Scholes'u bir alayım. Şöyle 94 overall'da. Bir diğer isim Joshua Kimmich. Az önce görmüştüm onu. 98 overall'da bence çok iyi bir oyuncudur. Hatta şöyle yaparız. Tek dost olacaktır tahmin ediyorum bu taktikte ama bir değişkenlik de yapabiliriz. Ofansif yönde alabileceğim kim var? Zannediyorum orada kalitesiyle beraber kendini belli eden bir isim. 98 overall'da Messi'yi alacağız arkadaşlar. Ve Messi'yi aldıktan sonra iki tane de forvetimiz gerekecek. Bir tanesini şöyle Ronaldo olarak alalım. Forvete koyalım. 99 oldu. Bir diğer isim de benim konsolda gerçekten vazgeçemediğim bir isim. O da Karl-Heinz Rummenigge arkadaşlar. Takım bu şekilde oluyor. Ama tabii ki ufak dokunuşlar yapabiliriz. Neler yapabiliriz? Bir bakalım. Öncelikle kadromuzu bir kaydedelim. Mevkiler zaten aklımızda. Buradan alabileceğimiz, kadroya koyabileceğimiz kimler var? Şöyle bir alttan başlayalım. Şimdi Cafu, Bellerin olabilir arkadaşlar. Niye? Düşüşte gelmesini engelleyebiliriz. Efsaneler biliyorsunuz düşüşte gelmiyor ikonlarda. O yüzden hem kadroyu biraz daha efsaneye çevirebilmek adına bu değişikliği yapabiliriz. Şöyle bir alttan başlayalım. Ricard, Patrick Vieira 86. Yani DOS'ta tabii ki Patrick Vieira Kimmich'in üzerinde bence ama Kimmich de joker bir oyuncu olduğu için aldım. Ama şöyle bir Beckham alsak acaba nasıl olur diye bir düşündüm. Hani en azından efsane olmuş olur yine. Şöyle bir yapalım. Dediğim gibi yani ben normalde konsolda kullandığım hoca biliyorsunuz koç taktiğiydi arkadaşlar. 4-2-2-2 şeklindeydi. Bu kadro 4-3-1-2 açıkçası koç taktiğinde kanatlı oyuna alışkın olduğum için çok rahat kadro kurabiliyordum ama burada biraz daha sorun yaratacak gibi. Hatta şöyle yapalım.
Bakalım burada kimler var. Nedved var alabileceğimiz. Ovun var. 97 Orul'da ama bence benim şahsi fikrim. Katılmayabilirsiniz. 97 Ovun bence 95'lik Rummenigge'nin önünde değil arkadaşlar. Her ne kadar efsane de olsa benim düşüncem bu şekilde. Burada yedeklerden alabileceğimiz kimse var mı? İlk 11'den ziyade. Burada Kevin De Bruyne'i görüyoruz. Muhammed Salah. Mbappe var. Ve onun dışında Rashford'u görüyoruz. Dybala'yı görüyoruz. Şunu da diyebilirsiniz. Yasin abi yüzlük Mbappe varken yine mi Rummenigge? Bence yine Rummenigge arkadaşlar. Ben hep böyle başlarım. Daha sonrasında Mbappe'yi oyuna alabilirim. Zaten yedeklerde olduğunu görüyorsunuz. Buradan kimi alabilirim? Nedved'i şöyle bir yedeklerden alabilirim arkadaşlar. Rashford 95 seviyede. Onun yerine şöyle bir ikon. Michael Owen'ı alabilirim ki 99 oluyor. Zannediyorum takımı seçili şu anda. Bunun dışında değiştirebileceğimiz kim olabilir? Bir bakıyorum. 98 Yasuo kim onu efsane olsun diye yaptık ama ben yedeklerde muhakkak kim mi takım alırım arkadaşlar. Kim mi siz bir takım düşünemiyorum. Çünkü çok joker bir oyuncu. Bu şekilde sanki iyi oldu gibi. Bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Sonuçta bu kadroyla hemen maça çıkmıyor olacağım. Yasin abi şunu şöyle yapabilirsin. İlk 18'e yedeklere şu oyuncu alabilirsin. Ya da ilk 11'de şunun yerini değiştirebilirsiniz diyebilirsiniz. Hani şöyle düşünmeyin. Mbappe ile niye başlamıyorsun? Mbappe benim şöyle bir oyun tarzım var konsolda da. İlk baştan bitiriciliği iyi olan oyuncularla başlarım. Hızlı oyuncular ikinci yarıda oyun almak için saklarım arkadaşlar. Benim böyle bir oyun tarzım var. Konsolda da bu şekilde düşünebilirsiniz. Öyle bir diziliş yaptım. Onu da sizlere iletmiş olayım. Bu şekilde bence iyi oldu. Mesela Owen alsak. Şöyle bir Owen 99 Ronaldo üçlüsü olur. 4 tane efsane dışında oyuncumuz kalmış olur arkadaşlarım. Onların da çok fazla alternatifi olmadığı için defansı alabileceğim veya sol bek alabileceğim bir oyuncu yok. Yani bu şekilde kalsın. En azından ikon daha fazla olmuş olur. Ama tabi bilemiyorum. Bu oyundaki bedava verilen oyuncular herhalde. Çok fazla mobil hakim değilim. Onu tekrar altını çizeyim. Hani belki bazı arkadaşlarınız tarafından hani bilgisiz olarak görünebilirim. Haklı olabilirsiniz. Ama tabi mobile bu saatten sonra daha fazla alışkanlık sağlayıp da biraz daha alışıp sık sık videolar atmaya çalışacağım diyelim. Kadromuz bu şekilde olsun. Bir güncelleyelim. Dediğim gibi arkadaşlar bir önceki videoyu izleyin Enes'in kadrosunda. Elinizde kadrolar varsa kullanmadığınız lütfen benimle iletişime geçin. Ve hani daha iyi bir kadronuz vardır. Hepsi ikondur ama başka 7-8 ikonlu bir hesabınız vardır. Kullanmıyorsunuzdur. Onun da kadrosunu kurup en iyi kadro hangisiyse oradan maçlara atmaya devam ederiz. Bu şekilde en azından mobil heyecanına da başlamış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim elimden geldiği kadar kurduğum kadro bu. Dediğim gibi Solskjaer dostlu bir taktiğe dönüyor mu? Oyuncu pozisyonları diyor. Şöyle evet dost yapabiliyormuşuz. Tamam onu da yapmış olalım. Kadromuzu bence bu şekilde güncelleyelim arkadaşlar. Kadroları gördünüz. İçerisinde değişiklik yapmak istenilen yönler varsa lütfen yazın. Ve dediğim gibi elinizde kadrolar varsa PESYANİ88 Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Mobil videoların devamı için güzel bir like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 10.000 aboneye az kaldı. Abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.